satın hayvanları, kedileri çok yerimizde sıçan köpeği besleyen. Ne iş yaptıklarını bilmiyorum, oraya kaç tane müşteri geliyor. Bu hayvanı her gün oraya sıçtırıyor. O da kafede beşer çalışanı var. Gelen müşteriler parmakla sayılır. Bunlar neyle geçiniyor? Söyleyeyim, bunların maaşları var bu mikropları salmak için. Maaşlı bunlar. Emin olun bundan. Bunların maaşı var. İsterse devlet araştırsın. O parayla aile geçindirilmez. Beş çalışan beslenemez. Hepsinin aileleri var. Pislikleri etrafa saçmak bütün işleri. Karım çok kötüyüm ya. Ben de kötüyüm. Bugün kalbim sıkışıyor. Nedenini biliyorum. Bir sürü kimyasal fışkırttılar etrafa. Şu solumuş otlardan beri nereye kimyasal fışkırttıkları şurası kan hava borumuzun girdiği yer. Bakın orası sapsarı. Şu ağacın gibi de öyle etrafı. Ve ileride de pislik olduğunu tahmin ediyorum. Kimyasallı pislik. Onlarca kedi gönderiyorlar buraya. Fışkırttırıyorlar kimyasallarını falan. Pisliklerini önlemeye çalıştık bu tuğlalarla. Yine de ediyorlar. Az sonra ilerideki pisliği göreceğiz. Bu cadılar böyle işte şeytana çalıştığı için, şeytana hizmet ettiği için, şeytanın vesvesesini size böyle gönderiyorlar. Kimyasallarla. Kalbiniz sıkışıyor, bebeğinizde problem çıkıyor. Bir saatte 10 kere tuvalete gidiyorsunuz. Veya başka bir sıkıntı muhakkak, ishal veya kabız. Hep bu şeylerden birazdan gerçeği göreceksiniz. Ötekilerinden çok daha büyük ve yemyeşil. Bunun hepsi fışkırtından dolayı ve soğumuş fışkırtından dolayı bu şekilde ağaçları da solduruyordu bunlar. Ağaçlar da solduruyordu. Bakın. Buralar tamamen döşemişler. Pislik de bırakmışlar yani birkaç tane tuğlar ararak. Azıcık da mı ne? Ve sürüpüyor kameraya, öyle bir cadılar bunlar işte. Cadıyı benimle başa çıkamayınca yeni gönderdiler. Daha önce yoktu. O köpekle beraber türedi. O köpeğin sahibi kesinlikle ve başka yerde gördüm onu ben, başka bir tatil yerimde, tatil köyümde. Oradan gelme bu. Onun işi bu hayvanlar. Hayvanlara çobanlık, onların pisliğini, mikropunu, parazitlerini yaymak. Tek işi o. Kuaförlükten anladığını sanmam. Yukarıda da birinden geçtim, pislikleri yola salıyorlar. Arabalara bulaşsın, götürsün her tarafa. Az ilerisinde bir tane daha. Bunların hepsi kedi pisliği. Yukarıdaki köpek pisliği. Bunlar kuruyana kadar mikrop parazit salıyor. Kuruduktan sonra rüzgarla geliyor senin ağzına, burnuna, gözüne girerse katarak kesin. Veya sürütüyor çünkü biliyor iyi bir gece geçirmek. Soğuktu. Bahçeyi biliyor. Saat kaçta kalktım ve saat 3'te uyandım ve
ciğerlerim böyle kusacak gibi. Hava yerine kusmak gibi kokuyor. Bunların yöntemleri çok be. Hayvanlarla yüklenmedikleri zaman veya kalima kaldıkları zaman yüklenme diye yayınlıyor. Bizim gibi hava girişimizin oraya, kafesin oraya bir şey park ediyorlar. Bunu daha önce de Şimancık'ta yaşadık. Giriş kapımıza park ediyordu manav şeyini. İçeride kaşın filan kırılıyorduk. Kimyasal mı ne var içinde? Aynı şekilde park ediyorlar. Bin bir türlü servis şeyleri var. Önce yük kamyonuydu. 3-4 gün duruyordu orada, durmadan gidiyordu, tekrar geliyordu. Ondan sonra ondan şikayet ettim. Sosyal medyada falan değişti. Bu sefer başka bir şey geldi. Albayrak firmasının servis otobüsü. O video başka bir okul otobüsünü. Sevgilerin de çok sıkıntı olduğuna eminim. Çünkü önce gördüm bu servis ağabeylerinin paketçilerin yakınına pisliği bırakmışlar. Bu servis arabası da şoförü geliyor. Kasıkla o pisliğin üstünden geçiyor tekerleğiyle. Her yere salacak çünkü. Her yere bulaştıracak o mikrofon. Bir fakir arkadaşımın evine nasıl saldırdığını göstereyim bakın. Kedi otu ormanı dolu. Hepsi bunların kedi otu. Buradan kediler eksik olmuyor. Birazdan göreceksiniz. Bunlar fakir yani. Tek varlıkları bu ev. Bunu tutturuyormuşlar buradan taşın diye. Kim başka yerde ev al diye bu evi kapmak istiyorlar. Çünkü değerlenecek. Şuraya bak, kedi otu ormanı. Bunlar da kedilerden rahatsız. Kaç kere bana söylediler. Kaşıntı yapıyorlar diye yapıyorlar. Çünkü toksoplazmayı bulaştırdılar mı? Çocuğun elini tutmalarmış. Çıkıyorum evden. Yavrular. İşini daha açık bırakmışlar yani kedileri. Giriş kapısını kedilere boğuyorlar. Penceresinin önünü kedilere boğuyorlar. Bunlar bir şey değil, daha onlarca su var dışarıda. Bunları, fakirleri, öksüzleri öyle evinden etmeye çalışıyorlar. Bir sürü hayvanla onların tanıdıklarıyla, toksoplazmalarıyla. Şeytan bir sürütüyor karı. Çünkü ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar be. İnsanlara nasıl zarar verdiklerini zevk alıyorlar bunlar be. Bunlar psikopat. Bunları tımarhaneye tıkamak gerekli hepsi. Tüm kedilerini bahçeye fışkırttığını bütün gece. Onlarca sınır. Yemin ederim be. Allah'ıma yemin ederim. Şimdi gece geldik Çınarcık'tan. Hepsi yemyeşil. Sonra geç oldu. Bu pisliğin pışkırtmalarıyla uyandım. Kara o sesi yanına almış iki tane sadoş timbar var bağırıyor. Bahçeye bir baktım. Kedi kaynıyor ve 30 kediye nazımlar. Hepsi de fışkırtıyor. 2 gün geçmedi, bütün çimenler soldu be. Bunun kayıtı var, kayıtladım, yayınladım ya.
İki gün içerisinde bütün çimenler sapsar oldu. Yine de Allah şükür etrafa bakmıyormuş. Pek az bu hayvanlardan var. Kedi otlarından dolayı burada kaynıyordular. Kaynıyordular da. Ben burada adım atamıyordum önümü kesmeden bir kedi. Kedi otları. Okulun cephesi bu. Bakın okulu nasıl çerçelemek, çerçeveletmişler. Kedi otları hep. Buraya sıçtı bunlar demektir bu. Gazları çok çok yazmak her şey. Bana bakın. Sahibi arkada. Hani taşma mecburiydi. Hikaye be. Kanun bu millet için işlemiyor maalesef. Bu millet yönetiyor kanunu. Belli. Kendimi temiz tutmaya çalışıyor ama neler yaptığından haber var. En çok çektiğim yer orası oldu be. O kafe. Buraya kaldırdıkları. İşte buranın şu tutulan etkilerinden hiç kuşkum yok. Kuşkırtıyla. Aman alçakla. Buradan bir hava kanalımız giriyor toprak altından, hemen çekiyor oraya, şey gibi, süpürge gibi çekiyor. Buradaki kanalları betonla kapamışlar fakat kivi otları yine geliyor, yine çıkıyorlar. Pislik tabii o girişin orada. Ve buradan belli neden çürüttükleri bu. Buradaki çimenlerin neden kimyasal fışkırttıkları. Hava girişimiz burada be. Bu şişeyi ben koydum az gelsin diye. Buradan süpürge gibi hava çekiyor bizim evin içine. O yüzden tam bu noktaya yaptırıyorlar. Yaşamlar geldi burayı otlardan temizledi. Ve uzun zaman sürmedi tekrar kedi otları yani. Bunlar nasıl fışkırıyor böyle. Nereden söyleyeyim, orada kedi sıçmış, oradan çıkıyor bunlar. Yanında duruyorum, leş gibi fışkırtı kokuyor yemeğe dönüşüme. Leş gibi hayvan kokuyor be. Tam buradan. Allah'ım yarabbim. Adı şeytan gibi sırıttı. Neden? Çünkü diyor, pislik yaptırmadım bugün ama seni kimyasal fışkırtıya boğdum be. Onu demek istiyor sırıtması. Ben bunu idare ediyorum. O kadına fışkıracak yer. O işte pay ve maaş bağlanmış durumda. Sırf bu hayvanlardan ustalıklarını noktaya getirmeklerini yapmak için sadece burada saldırdığı tek ben değilim. Oturduğu yerde de bir yere saldırıyor bir aileye bütün hayvanlarla. Bunu iddia ediyorum ve var mı aksini ispatlayayım.